Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz yola çıktık Eskişehir'e doğru. Şimdi Afyon'dayız. Orada dinleniyoruz biraz. Çarşısında. Hem de mola verdik. Hem de bir şeyler yiyeceğiz. Oradan yola devam edeceğiz Eskişehir'e doğru. Ben eşimle birlikte kendime sucuklu ekmek aldık. Afyon'un sucuğu meşhur olduğu için çocuklara da hamburger alıyoruz. Merhaba. Dün fazla çekemedim. Çok yorgunduk bir de. Antalya'dan Eskişehir'e vardık. Ondan sonra fazla da çekecek açıkçası halim yoktu. Bugün devam çekeceğim. Bugün de şimdi hemen çarşıda bir işimiz var. Oradan da İstanbul'a doğru gidiyoruz yani. Şimdi de İstanbul yolcusu kalmasın lütfen. Çocukları da annem bile bıraktık. Yani kaynanam bile. Annem deyince karışıyor çünkü. Böyle. Buradakilerine yem de atabiliyorsunuz. Şu yemci teyze oturmuş ya, oradan yem alıp yem atabiliyorsunuz. Şuradaki teyzeden. Evet, Orhan Gazi Köprüsü'ndeyiz şu anda arkadaşlar. Biraz da manzarayı göstereyim size. Çok güzel gözüküyor. Yavaşlamış. Zorlar falan güzel gözüküyor. Neyse. Evet, orayı göstereyim. Burada da yüzen var mıdır acaba? Bu denizde. Dur bakayım, fişi göster şimdi. Ve evet arkadaşlar, daha yeni otobandan geçtiğimiz için bu kadar fatura ödedik, 524 TL. 12. ayda kışın geldiğimizde onu da çekmiştim. O zaman da 380 ödedik. Bu kadar fatura neden? Yani bu kadar fark. Antalya'da niye bu kadar zam geliyor? Yani aynen. Yani yaz olduğu için mi, yaz bekçiler geldiklerini bildikleri için mi bu kadar zam oldu? Yoksa Türkiye'de doğal olan bir şey mi? Doğal mı? Normal olan bir şey mi yoksa? Yani kanıtımla konuşuyorum. Bu ne yani, bilmiyorum, anlamadım. İstanbul'a geldik değil mi bir tanem? İstanbul'a girdik şimdi. Girdik, aynen. Evet arkadaşlar, İstanbul trafiğine girmiş bulunmaktayız. Bayağı bir İstanbul Türkçesine. Trafik yoğunluğu var yani. İstanbul'a geldiğimiz zaten bu trafikten anlıyoruz yani bir. Evet arkadaşlar, trafik varken trafiği kullanayım biraz. O esnada da hemen biraz güneş kremi ve gözümün altına bir şeyler süreceğim. Sizle beraber yapalım dedim. Nereye gittiniz tatile? Yorumlara yazın lütfen. Çok merak ettim. Birbirinden seçkin türküleri kanatlandırıp uçuracağımız bir türkü diyarı programında daha bütün dinleyicilerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Radyolarını yeni açıp günün bu bölümünü bizimle paylaşan herkesi, her yere kucak dolusu selamlarımızı gönderiyor. Mutlu, huzurlu, sağlıklı, iyi haberler alacağımız, türkülerle dolu bir gün diliyoruz. Yolumuzdan türküler, gönlümüzden sevdalar eksilmesin. Dileriz dinleteceğimiz her bir ezgimiz yüreğinizde yeni sevdalar. İstanbul Boğazı'na geldik. Ay çok güzel gözüküyor.
gemileri göstermek isterdim. Evet, yakınlaştırdım. Görüyorsunuz çok güzel gözüküyor ama. İşte memleketim. Vallahi. Aşağı doğru iniyoruz. Acayip bir tehlikeli bir yollar buralar. Maşallah. Millet alışık olduğu için bu yollardan gelir, biz alışık değiliz fazla. Aynen, onlar alışmışlar. Burada yaşıyor. İyi anlatayım. Biz geçiyoruz. Şimdi geçen gece geçti. Biraz da önümüzü görüyoruz. Aşırı yokuş var ya. Şimdi buradaki insanlar ne yapıyor acaba buralarda? Kaymıyorlar mı? Allah! Arkadaşlar, biz odamıza girdik. Hemen böyle ben göstereyim dedim oteli. En azından odamızı şöyle. Şurada dolabımız var. Kasamız var. Televizyonumuz var, aynamız var. Şöyle. Odamıza girilmiş bulunmak. Evet, otel eşyalarımızı bıraktık arkadaşlar. Şimdi biz... Ama gözüküyoruz. Biz de böyle, ben de böyle giyindim. Dışarı çıkacağız. Hem bir şeyler yiyeceğiz, hem biraz dolaşırız. Ondan sonra otele geliriz geri. Evet, dışarı çıktık. Yanıyor, yanıyor. Alev. Evet, yürüyerek çarşıya doğru iniyoruz bakalım. Ev yemek yaparız bir yere bulduk da orada şimdi yemek yiyeceğiz. Dolmabahçe Sarayı'na geldik. Şöyle işlemeleri görüyor musunuz? Çok güzel. İçeri geldik, biraz daha yakından görelim ve gezelim. Herkes
stresim derdinde. Burada bir şeyler içeceğiz. Şöyle tam denize karşı. Şimdi tam burada oturuyoruz şöyle. Bak mı Mahfile? Biliyor musun? Biraz aşağı yıkamaya da bak, oraya bak. Aa, geldim şimdi. Ay çok güzel. Tam oturduğumuz yer de çok güzel. Böyle manzaraya karşı bir şeyler içiyor. Çok güzel değil mi? Resmen deniz. Yani ayağının altında gibi bir şey yani. Gerçekten arkadaşlar. Oh. Ay çok güzel ama baksana manzara. Kana. Bak güzel yapmışlar, görüyor musun? Bineceğiz. Bir soralım dedik. Karşıya ne kadara gidiyor? Şöyle. Türk'ü. Geziyoruz da. Şöyle bir soralım. Bunların hepsi karşıya gidiyor bence gemide. Bunlar da bu için ya. Ha. Üsküdar'a gideceğiz bir itibariyle çünkü 6 dakika var ona. Öbürlerini de bayağı beklememiz lazım da. Buradan anlıyormuş. Üsküdar'a gidiyoruz şimdi arkadaşlar gemiyle. Gemiye bineceğiz. Haydi bismillah, korkuyorum da. Şarkı da vardı ya. He? Ve şuna bineceğiz. Geliyor şu anda. Thank you.
Üsküdar'a geldik. Arkadaşlar şurada da balık tutuyorlar. Ay güneş batımını hissettim. Güneş batıyor değil mi? Güneş batıyor. Gözüm acayip güneş. Ben şu anda kamerayı bile görmüyorum. İyice güneşin batımını görüyorum. Gözüküyor mu? Gözüm görmüyor balık şu an. Balık tutanlar, balık çekenler. Balık tutanlar. Ecem anne balığı geliyordur bunların ağzına. Acayip güneş var arkadaşlar. Gözüme acayip güneş geliyor. Şu anda çekiyorum ama çektiğimi görmüyorum yani. Çaktırmayın. Evet, bir de kendimi göstereyim dedim şöyle. Ne kadar güzel. Ay çok güzel. Ay bakın hepsi tutuyor. Bekliyorlar yani. Ne güzel. Kovalarda var mı balık? Merak ettim. Alo. Daha tutulmamış demiş ki. Kova boştu. Burada herkes balık tutuyor. Hepsi. Evet. Evet, geri bindik. Karşı Beşiktaş'a doğru gidiyoruz. Evet, limana doğru yaklaşıyoruz. Nasıl kalabalık dönüyor? Evet, otele doğru gidiyoruz. Yürüyüş yapa yapa. Ama yorulduk tabii ki de. İyi yürüyüş yaptık. Vallahi iyi yürüyüş yaptık. Bir yandan da bana spor oluyor işte de. 3 saattir yürüyoruz. Benim 3 saat oldu değil mi? Ama var ya, benim adam utanmasa daha yürüyecekti. Abi, yürümek ben durduruyorum var. Yani. Yoruluyorum ben. Onun kadar enerjik değilik yani. Yaşlandık artık. Arkadaşlar. Ay yoruldum. Daha parkta çocuklar da oynuyor, ne güzel. Çocuk olmak vardı ya. Yemin ederim. Şu tarafa doğru mu? Az kaldı. Otele gidip duşumu alıp uzanmak istiyorum. Aa bunlar piknik mi yapıyor bu saatte? Yani ne olacak süper işte. Bakar mısınız piknik yapıyorlar bu saatte. Allah bizden hamar at bunlar ya. Sen evin karşısında ne park var? Sen ne piknik yapar? Yok anlayayım ben. Bizim evin tam karşısında park var. Ama bak burada ışık var. Bizim parkta ışık mı var? Kapkaranlık. Türkiye'nin her yerinde ışık var. Hele parklarda. Bizim Almanya'da ışık yok parklarda. Ya, sarı bir kulaşıklar. Yani. Ne yapalım kuşum.